Öncelikle belirteyim arkadaşlar, birkaç gündür yoktuk çünkü dünyanın en zor işlerinden birisine giriştik. Tadilat. Evde tadilat olunca da otomatikman matkap sesleri, kazma kürek sesleri sizlere yansımasın diye 1-2 gün video yapamadım. O arada zaten daha önce yaptığımız videoların sonuçlarını görmüş olduk. Altın fiyatları uçarcasına yükseldi. Sizlere söylüyordum biliyorsunuz, 1800 doların üzerinde kalmayı başarırsa altın. Bu şekilde durmaya, burada bir hacim yaratmaya devam ederse çok hızlı bir şekilde 1860 seviyesini kırabilir. Sonrasında da arka arkaya rekor denemeleri gelebilir demiştik. Nitekim zaten ben biliyorsunuz 420 lirayı hedefleyecek gram altın demiştim. Şu anda 410 liranın üzerinde, 420 lira artık bir hedef bile değil. Peki yeni hedef ne diye sorabilirsiniz. 450 liraya giden bir altın hedefiyle karşı karşıya kalacağız görünen o. Hem altını konuşacağız hem piyasadaki diğer rakamları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Daha çok rakam ağırlıklı gideceğiz bugünkü videomda. Hepiniz hoş geldiniz. Amerika Çin birbirine girmişken, İngiltere Çin, Avrupa Çin birbirine girmişken, Rusya sesini çıkartmasa da yarın öbür gün büyük ihtimalle Çin'in yanında bir pozisyon alacakken, dünya çok net bir kutuplaşmaya doğru hızlı adımlarla ilerlerken, ikinci dalga etkisi her an görülmek üzereyken, Türkiye'de dolar üzerindeki baskının niye sonuna gelinmişken, aynı altında olduğu gibi ya da pandemi öncesinde olduğu gibi 5.95 seviyesinden ani bir sıçramayla 7 liranın üzerine çıkması gibi dolardaki yükselişle birlikte gram altındaki sert hareketleri göreceğiz. 450 liranın üzerinde bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Çok uzak olmayan bir zaman içerisinde. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. 402 liraya inanmayanlar vardı biliyorsunuz. Ya 400 lira olur mu? 402 lira olur mu? Amma attın falan diyenler vardı. 412 lirayı gördü gram altın fiyatı. Demek ki boşa konuşmuyormuşuz arkadaşlar. Demek ki söylediklerimizin altyapısında bir şeyler varmış. Altın yükselmeye devam edecek. Kaçınılmaz, çünkü dünyadaki riskler artıyor. Altın dışında yatırım yapılabilecek araçların sayısı her geçen gün azalıyor. Dolar endeksinde de tamamen bir fırtına öncesi sessizlikteyiz. Bu geri çekilmeler aynı altında olduğu gibi sapan etkisi yaratacak. Geri çekilecek, hızla bırakıldığı an itibariyle 100'ün üzerine giden bir dolar endeksi göreceğiz. Nitekim altında size sapan etkisi demiştim biliyorsunuz. 1800-1790 seviyelerinde nitekim gerildi, bıraktılar, 1880'in üzerine çıkıverdi. Şimdi ne olacak? Geri çekilebilir mi? Görünen o ki 1860-1760 dalgalanması olmayacak arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte büyük ihtimalle 1860 seviyesini bir taban haline getirmeye çalışacaklar. 1861 taban olduktan sonra, burada altını iyiden iyiye güç topladıktan sonra 2000-2500 aralığında bir altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Zaten 2000'e de bir şey kalmadı. 120 dolar daha yükseldiği an itibariyle 2000-2500 dolar aralığına yerleşmiş olacak. 2000 doların üzerine çıkması psikolojik bir etki de yaratacak. Bunu da unutmayın. 2000 doların üzerindeki hareketler çok daha sert, agresif ve hızlı olacaktır. 2500 dolara giden bir altın fiyatıyla karşılaşacağız. Öbür taraftan şunu söyleyebilirsiniz. Niye yükseliyor? İkinci pandemi etkisi yavaş yavaş görülmeye başlıyor. Onun endişeleri var. 3 Kasım'a kadar piyasalar zaten gerilecekti söylüyorduk. Geriliyor. Çin'le Amerika ilişkileri gerilmiş durumda. İngiltere bakın Huawei konusunda karar aldı. Huawei'yi İngiltere'de yasakladı. Çok da şaşırmamak lazım. Amerika'nın yanında bir tavır alacağı çok netti zaten İngiltere'nin. Öbür taraftan Çin de hemen karşılık verdi. O zaman ben de Premier Lig maçlarını yayınlamıyorum kardeşim dedi. Aslında büyük bir ekonomi dönüyor orada. Çin çok ciddi bir üye sayısıyla Premier Lig'e oluk oluk para akıtıyor. Bunu da unutmamak lazım. Ama İngiltere her şeye rağmen Amerika ile ortak hareket ederek Huawei'yi, bir başka anlamda 5G'yi, bir başka anlamda ilerleyen Çin teknolojisini durdurmaya çalışıyor. Çok hızlı ilerliyor çünkü. 5G teknolojisinin en kritik malzemesi olan çipler Amerika tarafından üretiliyor ve Çinliler anladığım kadarıyla tersine mühendislikte bu işi tam olarak çözmüş değiller ve 5G konusunda büyük sekteye uğruyorlar. Çin şu anda hem İngiltere hem Avrupa hem Amerika tarafından frenlenmeye çalışılıyor. Bu gerilim ortamının daha da artmasını beraberinde getirecek ve tüm bu gerilimler altın üzerindeki baskıyı da arttıracak diye düşünüyorum. Hadi biraz diğer rakamlara bakalım, tekrar altına döneceğiz. Altın nereye gidecek? 450 diyoruz ama 450'de kalacak mı? Yoksa 500'ün üzerini mi hedefleyecek önümüzdeki günlerde? Tekrar 300'e gitmesi mümkün mü? 330'u görmesi mümkün mü? 350'yi görmesi mümkün mü? Bunların hepsini değerlendireceğim sizlere. Diğer rakamlara bir bakalım, daha sonrasında tekrar altına geri dönelim. Varlık fonunun alımlarıyla yükselen hisse senedi ve endeks yükselişleri görüyoruz. Bu işin bir sonu var arkadaşlar. Bu sonda varlık fonu içerisindeki şirketlerin ve paranın bitmesi. Şirketler nasıl bitecek? Borçlanarak bitecek. Ki çok ciddi bir borçlanma var varlık fonu içerisindeki şirketler. Varlık fonunun şirketleri zarar ederek bitecek ve dönüyoruz bakıyoruz varlık fonu içerisindeki şirketlerin hepsi neredeyse varlık fonuna girdikten sonra büyük zararlarla karşı karşıya kalmış. Demek ki arkadaşlar bu işin sonu çok da uzak değil. O gün geldiğinde ciddi yıkımlarla karşılaşacağız. Yine Amerikan borsası, Asya borsaları büyük yıkımlarla karşı karşıya kalacak ve bunun etkisini yine BIST'te göreceğiz. BIST'in 120 binlerden 80 bin lira, 70 bin lira inmesi anlamına gelir ki büyük kayıp. Neredeyse %50'lik bir düşüşten bahsediyoruz arkadaşlar. %10 kazanmaya çalışırken bir anda %50'lik bir kayıpla burun buruna gelebilirsiniz. Aman ha, dikkatli olun. Dolar 6.85'in hafif altında, 6.84-84 seviyelerinde falan bu saat itibariyle. Büyük ihtimalle yine 6.85'in üzerine atacak kendisi. Resmen dolar sabitlenmiş gibi görünüyor. Sakın sizi yanıltmasın arkadaşlar. Bundan neredeyse 4-5 ay önce bir video yapmışım. Bu dönemde 5.95'ler seviyesinde yine çakılmış dolar. Demişim ki 6.25'e giden dolar kuru çok yakın bir zamanda önümüze gelecek. Daha sonrasında 6.80'e gidilecek ve 7.20 görülecek demişim. Nitekim 6.25'e bir anda fırlamış, bir miktar geri gelmiş, sonrasında öyle bir topuklamış ki 7.20'ye kadar soluksuz gitmiş arkadaşlar. Demek ki çok yanıltıcı olabilir. Yani durduğu seviyeleri geri çekilme olarak çok fazla nitelemeyin. Bir baskı, bir müdahale olarak da çok fazla nitelemeyin. Evet, çok ciddi baskı yapılıyor ama bu işin sonu var arkadaşlar. Bu işin bir tahammül noktası var, bir marjinal faydası var. O noktaya kadar tutabildikleri kadar tutacaklar ama sonrasındaki fırlama çok sert olacak. Bu 5.95 çıkışından daha da sert olabilir ve şu anda 6.85-86 aralığında gördüğümüz dolar kuru aniden 7.80'lere fırlayabilir ve 8'in üzerine atabilir kendisini. Doların bu yükselişi altının, onsunun yükselişiyle birleşince altının beklenenin çok daha üzerinde yükselmesini beraberinde getirecek. Altın derken gram altından bahsediyorum. Tabi gram altın, cumhuriyet altını, ata altın, işlenmemiş bilezik falan, yani bütün bunlar bu işin içerisinde. İşçiliği azsa altın fiyatları aynı oranlarda yükseliyor diyebiliriz. İşçilik girdi mi devreye, işin rengi değişiyor tabi. Bu anlamda bakıldığı zaman gram altının ben önümüzdeki dönemde doların yukarıya doğru atak yapmasıyla birlikte önce 450 hedefini, daha sonra 500 lira hedefini göreceği kanaatindeyim arkadaşlar. Kimse şaşırmasın, ya gram altın 500 lira olur mu falan demesin. 280 lirayken dedik ki önce 380 sonra 400 olacak. Herkes yok olur mu öyle şey dedi. İşte gördünüz, şu anda 412 lira seviyesinde. 412'ye gelen altın 500 liranın üzerine de çıkar. Dünyadaki ve Türkiye'deki bu koşullar dahilinde. Hadi gelin biraz da euro konuşalım. 1.08-1.06 seviyesine gerileyebilir. Bir uçurum etkisi görebiliriz euro dolar paritesinde ve euro dolar paritesindeki bu uçurum etkisi euronun da geri gelişini hızlandırabilir. Bu anlamda önemli. Bu koşullar içerisinde özellikle Avrupa'nın o 750 milyar euroluk yardım paketinin gündemde olması, büyük ihtimalle de Avrupa Birliği Komisyonu'ndan geçecek olması nedeniyle arkadaşlar bu paritedeki olumlu hava devam edecek gibi görünüyor. Diğer taraftan dolar endeksinde de ciddi bir geri çekilme var. Görünen o ki euro dolar paritesi 1.20'yi hedeflemiş durumda. Euro dolar paritesi 1.20'ye giderken euro ne olur? 8 liranın üzerine çıkar. Şu anda 7.94-7.93 o civarda ilerliyor. Büyük ihtimalle bu parite hareketinin 1.20'ye doğru hızlanmasıyla biz 8 liranın üzerinde euro göreceğiz. Dolar bu seviyelerde biraz daha durur. Parite etkisi, dolar endeksi etkisi, Türkiye'nin kendi ulusal ekonomik verileri nedeniyle ve siyasi verileri nedeniyle de gelecek haber akışı nedeniyle de büyük ihtimalle dolarda sert hareketleri önümüzdeki dönemde görürüz. Bakın kaç tane bileşen bir araya gelecek doların yükselmesini tetikleyecek. Bunlardan bir tanesi parite etkisi. Euro dolar paritesinin hızlı bir şekilde 1.08'lere doğru gevşemesi. 2. Dolar endeksinin tekrar yukarıya hareket etmesi. 3. Türkiye'de dış ticaret, cari açık gibi, bütçe açığı gibi, ekonomik verilerin bozulması, enflasyon gibi ekonomik verilerin bozulması, aynı zamanda Merkez Bankası'nın biliyorsunuz faiz kararları var. Bugün büyük ihtimalle ben daha faiz kararı açıklanmadı, ondan önce çekiyorum videoyu ama yarın çünkü değerlendireceğim uzun uzun o konuyu. Merkez Bankası'nın faiz kararında bir değişiklik olmayacak. Büyük ihtimalle arkadaşlar. Olsa bile düşüş yönünde olmayacak. Yani yükseltirse faizleri hiç şaşırmayın diye söylüyorum sizlere. Sonuç arkadaşlar, o da yine kritik etkilerden birisi. Öbür taraftan bakıyorsunuz tahvil faizleri zaten onun üzerine çıkmış durumda. Altın yükseliyor. Borsada enteresan hareketler var. Petrol yükselişini sürdürüyor şu anda. Yani piyasa tamamen dengesiz hareket ediyor. Ve bu koşullar içerisinde doların bu seviyelerde böyle sabit kalması çok geçici bir süreç ve çok yakın bir zaman içerisinde büyük kırılmalarla karşı karşıya kalacağız. Dikkatli olun. Şimdi dönelim altına tekrar arkadaşlar. Altın, doların yükselmesi, altının onsunun yükselişinin devam etmesiyle birlikte göreceksiniz. Önce 450 lirayı sonra 500 lirayı zorlayacak. Gram altından bahsediyorum. Riskler devam ettiği sürece İkinci dalga etkisi özellikle Eylül-Ekim ayından itibaren dünyada görülmeye başladığı sürece ekonomilerdeki daralma, şirketlerdeki iflaslar konkordatolarla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerin borç bulamaması, bütçelerinin iyiden iyiye sıkıntıya girmesiyle birlikte, cari açıklarının patlamasıyla birlikte bu pandeminin ister istemez talep odaklı değil, arz odaklı bir enflasyonist baskı oluşturmasıyla birlikte gram altın önce dediğim 450 noktasına ulaşacak, daha sonrasında 500 noktasına doğru ilerleyecek ve 500 kırıldıktan sonra zaten artık yeni hedefler koymaya başlayacağız. Peki hiç mi altın geri çekilmez? Tabii ki ara geri çekilmeler olacak ama büyük ihtimalle arkadaşlar bundan sonraki süreçte altının onsu yükselişini devam ettirecek. Ta ki bu riskler sona erene kadar, ülkeler arasındaki gerilimler sona erene kadar, Amerika ile Çin savaşı bitene kadar, belki Trump iktidardan gidene kadar. Gerçi Trump iktidardan gitse bu kez Biden gelecek. Biden'ın gelmesi piyasaları rahatlatır mı? O da apayrı bir konu. Belki de fiili savaşların gündeme geldiği bir sürece gireceğiz. Daha önce de söylemiştim sizlere. İspanyol gribi, büyük ekonomik buhran, ardından 2. Dünya Savaşı, Almanya'daki büyük enflasyonist baskı. Umarım olmaz ama olursa bu altına olan talebin daha da artmasını beraberinde getirir. Altın fiyatlarının da aşırı yükselişlerini beraberinde getirir. Onun için bundan sonraki süreçte öyle 300, 350, 380 falan beklemeyin arkadaşlar. Olmayacak. 300 seviyeleri görsek 390 ile 400 aralığındaki seviyeleri görürüz ama onun dışında bir seviye görmeyiz artık. 390'lı seviyeleri görme ihtimalimiz bile çok düşük. 1800 doların altını bile göstermediler. Ons için konuşuyorum. Kısa vadelerle 1800'ün altı görüldü. Hemen yukarıya toparlandı. Ve hacimli yükselişler görülüyor. Demek ki altın toplanıyor şu anda. Aynı zamanda altının teknolojik ürünlerde kullanılması da yine altına olan talebin üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Ve altın fiyatlarının yükselişi devam edecek arkadaşlar. Kim ne derse desin. Şu dönemin en yıldız enstrümanlarının dolar ve altın olduğunu aylardır sizlere söylüyorum. Ve nakitin, keşin kral olduğunda ısrarlı bir şekilde söylüyorum sizlere. Bugüne kadar yanılmadık. Bugüne kadar söylediklerimiz teker teker çıktı. Bundan sonra da çıkmaya devam edecek arkadaşlar. Sadece sakin olun, sabırlı olun, bekleyin ve kahvenizi keyifle ama keyifle yudumlamaya devam edin. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum çünkü. Diğer taraftan eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.